Geçtiğimiz 2 hafta içinde Ukrayna'nın Odessa şehrinde Ortodoks kiliselerine yönelik kundaklama olayları yaşandı. 23 Nisan gecesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Holy Dormition Manastırı'nda kundaklama sonucu büyük bir yangın meydana geldi. 23-24 Nisan gecesi Odessa şehrindeki Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Holy Dormition Manastırı'nda kundaklama sonucu büyük bir yangın meydana geldi. Yangın 2 hafta içinde Ukrayna Ortodoks kiliselerine ve manastırlara yönelik bir dizi kundaklama saldırısının 4.sü. Görgü tanıkları kimliği belirlenemeyen bir kişinin manastırdaki bazı arabaların altına Molotov kokteyli attığını söyledi. Ukrayna Ortodoks Kilisesi Odessa Episkoposluğu, manastır sakinlerinin yangını kısa zamanda söndürmeyi başardığını söyledi. Arabaların alev alması durumunda çok sayıda kişinin yaralanabileceği, hatta hayatını kaybedebileceği açıklandı. Yangın aynı zamanda 600 metrekarelik alanda meydana geldi. İkinci yangını fark edenler derhal itfaiyeyi çağırdı. Olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık personelleri de geldi. Yangın sonucunda hayatını kaybeden olmadı, ancak 46 yaşındaki başkeşiş Vladimir'in itfaiye memurlarına yardım ettiği sırada bacağı kırıldı ve tedavisi için hastaneye kaldırıldı. 3 ayrı yerde meydana gelen yangından bir ahır ve odunluk da etkilendi. Cemaat üyeleri yangın başlamadan önce patlama sesi duyduklarını, bazı tanıklarsa şüpheli bir adamın manastırdan çanta veya paketle çıkıp hızla koştuğunu gördüklerini söyledi. Odessa Episkoposluğu 12, 15, 21 ve 24 Nisan tarihlerinde Ortodoks kiliselere ve manastırlara yönelik gerçekleşen kundaklama vakalarını bildirdi. 12 Nisan, Rivne şehrindeki Holy Dormition Manastırı. 15 Nisan, Lukavskay köyündeki Saint Pavaskeva Kilisesi. 21 Nisan, Sumi şehrindeki Saint Gamlivskay Charlampos Manastırı. 24 Nisan, Odessa şehrindeki Holy Dormition Manastırlarına ard arda saldırılar gerçekleşti.